Binan Hanım, size gelelim. Bu konuda önce bir fikrinizi, sizin öngörünüzü alalım. Değerlendirmeniz nedir bu faiz indirimi konusunda, beklentiniz? Ben de değerli hocalarıma katılıyorum. Onların da görüşlerine saygım sonsuz. Açıkçası sabit olarak kalabilir miydi? Beklentiler bol miktarda satın alındı mı? Açıkçası biz de bunları gözlemliyoruz ve enflasyonla daha ne kadar yaşayacağız? Hani onunla ilgili açıklamalar ne yönde? Ben de açık bunu bekliyordum. Sayın Nebati'nin toplantı sonrası açıklamalarını bekliyordum ama galiba yok. Değil mi enflasyonla ilgili? Yani bu tarafa ayrıntıları gelir ama bundan ihracatçıların kurdaki oynaklıktan şikayetleri vardır. Ve tabii ki enflasyonu süreçten şikayetleri vardır. Bunca saat sürdüğüne göre demek ki burada beklentiler de çok fazla. Ve biraz da tabii ki nasıl ekonomik hayatı rayına oturacaklarına ilişkin sorunları çok fazla gibi görünüyor. Yani ulusal paranın bu şekilde değer yitiriyor olması, enflasyon kendisi bizzat yeni bir enflasyon yaratıyor. Yani TL'nin değer kaybının vardığı noktada başka bir enflasyon daha ortaya çıkıyor. Kurla beraber, kurdaki geçişkenlikle beraber maliyet enflasyonuyla farklı bir yöne de evrilmiş oluyor. Bu şartlarda tekrar 100 ya da 200 bas puan indirimle -11 negatif reel faiz sanırım çok çok yeni dengeler yerine koyabilecektir. Ama tabii para politikası nasıl bir dengeler koyabilir? Yani gördüm. Oradaki söylediğiniz ne? Yeni dengeler koyabilir dediğiniz nedir? Olumsuzluğu ne getirir? Dövizi daha da mı yükseltir? Dövizin yeni bir dengesi. Başka bir problem üretir. Yeni bir direnç noktası 14 lira bir direnç noktası olarak görülüyor ki 10 gün içerisinde 3 kez dövize müdahale var Merkez Bankası tarafından. Demek ki bu direnç noktası yeni bir faiz indirimiyle aşılabilirse başka bir tanesi. 14 lirada bir karar kırılmış anladığım bir şey kadarıyla. Var, evet. Evet, oraya bir tavan yapılmış ve oraya yaklaştığı anda hemen müdahale edilip durdurulmaya çalışılıyor. Ama pek de durduğunu görmedik. Yani haftada bir veya iki defa müdahale oldu. Peki bu müdahaleler için Merkez Bankası'nın müdahale gücü yeterli mi? Yani brüt rezerv olarak aslında yeterli, brüt olarak yeterli. Ama swapları düştüğünüzde tabii ki çok da fazla bir şey yok. Zaten 500 milyon dolarlık bir müdahale, yani ben çok hocalarımın alanına girmeyeyim, para politikası alanına çok girmeyeyim ama yeterli olmadığını sade bir vatandaş olarak bile hepimiz görebildik. Buradan tabii ki böyle bir piyasa faiz oranına yansımadı, tüketici kredilerine yansımadı ne zamandır? Son 3 aydır faiz oranları düşüyor ama sadece geçtiğimiz haftalarda konut kredisi faizlerine yansıdı. O da kamu bankalarının yine... Ve sıfır konutlarda yansıdı yani bildiğim kadarıyla. Yani sıfırlarda işte ikinci el konutlarda biraz daha yüksek ama kamu bankaları yine avantajlı bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar kar kurumu değil, onlar arz kurumu baktığınızda. Özel bankalarda zaten böyle bir hareketlilik yok. İhtiyaç kredisi faizleri yüksek. Vadeleri çok yukarıya çıkartamıyor insanlar. Yani bir 5 yıllık bir konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi için çok yüksek meblağlara katlanmak zorunda kalıyorlar. Peki yansımadı. Biz şeyde teoride likidite tuzağını konuşuruz öğrencilerle. Yani bu kadar faiz oranları düştüğünde yatırımlar neden faize karşı duyarsız davranıyor? Onu çok şey yaparız. Yani para politikası, maliye politikası hangisi uygulanacak diye teoride tartışırız. Ve böyle bir tuzak var aslında. Piyasa faiz oranı nereye kadar düşer ve insanlar gerçekten yatırımlarını bu düşük faiz oranından şey yapabilirler. Sizin finanse etmeye de hocam nereye kadar düşer? Vallahi biz teoride onu sıfır diyoruz. Likidite tuzağında sıfır diyoruz. O zaman para politikası etkin değildir. Yani onu siz ekonomi yönetiminde öncülemeyeceksiniz.
Ne var? Yanında maliye politikası var. O zaman maliye politikası... Hocam şu anlamda beni bir sıradan vatandaş olarak görerek anlatırsanız ben de ne olur anlayayım çünkü. maliye politikasıydı, para politikasıydı. insanların kafası allak bullak oldu. Yani buradan neye varacak? Bu faiz indiği zaman ülkede nasıl bir noktaya gidecek? Faiz oranı yükseldiğinde aslında yatırımlar bundan zarar görüyor. Faiz oranı ile yatırımlar arasında bir ters ilişki var. Ama tasarruflarla öyle değil. Peki yüksek faizde demek ki yatırımlar zedelenecek. Yeniden finansman olanakları çok pahalanacak. O zaman dövizin deniyor. Yükselişi mi zararlı, daha büyük zarar? İşte faizin yükselmesi faiz, mi daha büyük zarar? Şu anda piyasa faizi düştüğünde bekleniyor ki yatırımlar artsın. Tamam. Ama Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranıyla yatırım için bankaların sunduğu kredi olanakları o faiz oranından değil işte daha yüksek. Üstüne üstlük enflasyon oranı da daha yüksek. Bu hem negatif reel faiz çerçevesinde tasarrufları TL'den uzaklaştırıyor, dolarizasyona yol açıyor. Hem de yatırımcı o kredi olanağına sahip olamadığı için üretimi ve istihdamı arttırmıyor. Evet, çünkü borcu da var, dövizlerinden borcu para, olan da var. Evet, o yüzden bu imkanı da... Para spekülatif amaçlı talep edilir hale geliyor. Evet. Para şu an onu mu yaşıyoruz? Tabii ki. O aylardır. Ve burada biz... Para yatırıma değil, spekülasyona dönük bir araca mı dönüştü? Evet, evet. Olsaydı zaten çoktan... Yani büyüme oranlarını konuşuruz onu da. Hani o da nasıl gerçekleşiyor diye ama sonuçta şey yapmak lazım. Burada biz görev değişimi bakarız. Ekonomi politikasına kim rol alacak? Para politikası etkin değil deriz. Maliye politikası görev alabilir mi diye şey yaparız. Hı hı. Yani Keynes'in teoremi. Evet. O öyle dediği için burada bir tuzak var ama.